Ay, çok sıkıldım. Onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Bir karaoke'ye ne dersin? Ha? Aa, olamaz. Lütfen yapma. Şalalalala. Bu gürültü de nedir? Eşli, kes şunu. Çok fena bu. Kulaklarımı acıtıyor. Ah Eşli. Ah, bu hiç iyi değil. Sanırım mikrofonu bıraksan iyi olur. Ha? Ama hala uyuyor. Hayır anneciğim, okula gitmek istemiyorum. Ben sanırım pek sevmedi. La la la. Of, çok kötü söylüyor. Hala uyanmadı mı? Seyirciler pek sevmedi sanırım. O zaman şöyle yapalım. La 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 la. Hey, otur yerine. Ha, bir şeyler yapmam lazım. Birazdan dönerim. Şıvvap şıvvap be. Hoppa hoppa. Ha, hala bağırıyor. Olayın bu aşamaya geldiğine inanamıyorum. Lütfen kes şunu. Artık dayanamıyorum. Bu kız ölüyü bile diriltir. Bitince bana haber verin. Ne güzel söylüyorum. Kes sesini. Hey, yeter artık. Bir saniye. Bir fikrim var. Umarım işe yarar. Karton ruloyu ikiye bölüyoruz. Birini alıyoruz. Bir tarafına bant yapıştırıyoruz. Bütün çevresini kaplıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi ufak ufak kesiyoruz. Kesikleri eşit aralıklarla yapıyoruz. Aynen böyle. Şimdi diğer elimizi alıyoruz ve tüpü buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bize bir kapatıcı lazım. Kapatıcıyı tüpün üstüne sıkıyoruz. Bir fırçayla kapatıcıyı yayıyoruz. Sonra bant ve tüpün üstünü bununla kaplıyoruz. Tüpün hiç belli olmaması lazım. Sonra aynı şeyi ellerimizle ve tırnaklarımızla yapıyoruz. Sırada pudra var. Elimize ince bir katman sürüyoruz. Cildimizin rengini biraz açıyoruz. Güzel görünüyor. Şimdi bize bir kalem lazım. Elimize böyle bir çizgi çiziyoruz. Bunun yara gibi görünmesini istiyoruz. Tırnakları da böyle boyuyoruz. Ve parmaklarımıza yara izleri ekliyoruz. Ay canına, harika oldu. Çok ürkünç görünüyor. Kabuslardan fırlamış gibi. Artık Eşli'yi susturabiliriz. En iyisi ışıkları söndürelim. Ha? Ne oldu? Mindy? Sen mi yaptın? Kim var orada? Bundan hoşlanmadım. Uzak dur benden. Ben karate biliyorum. Kimsin sen? Bir dakika. Bu neydi? Bir şey bana dokunuyor. Arkamdasın değil mi? Burada bir şey yok. Bu çok tuhaf. Sanırım hayal gördüm. Çok korkunçtu. Işıklar söndü. Ve sonra bir şey beni tuttu. Evet, bayağı acayip bir şeymiş. Bir saniye. Böyle daha iyi mi? Sağ ol Mindy. Şimdi rahatladım. Hayır. Olamaz. Bu gerçek miydi? Evet, gerçekti tabii. Ne? Sakin ol. Bu sadece benim elim bak. Endişelenecek bir şey yok. Neler oluyor orada? Bu da ne? Demek sendin. Selam. Uyanmışsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Benimle alakası yok. Bütün suç elde. Bu pek iyi bir fikir değil bence. Vay canına, o şey de nedir? Kendini sanatla ifade etmekten daha güzel bir şey yok. Bu çevrendeki dünyadan ilham alman için bir fırsat. Emojiler de öyle. Hadi bazı emojileri birleştirerek bir sanat eseri yaratalım. Hatlarını çizerek başlıyorum. Şimdi daireyi tamamlıyorum. Sıra renklendirmede. Bu sarı mükemmel. Kalpleri de dolduralım. Kimse kırık kalpten hoşlanmaz. Emojinin ağlaması boşuna değil. Şimdi gözyaşlarını renklendireceğim. Ay, ne kadar üzgün. Ben de duygusallaşmaya başladım. Gözlerini ve ağzını siyah mürekkeple renklendireyim. Şimdi sıra ince detaylarda. Bu beyaz kalem ışık yansımalarını yaratacak. Bayağı güzel görünüyor. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. İzin verir misin, hikayeyi dinliyorum. Sen tam bir ineksin. Luna, ineğe vurmayı bırak. Malzemeleri getir. Bu benim için mi? Peki benimki nerede? Şu resim malzemelerine bak. Şaka mı bu?
Aa, bu muhteşem. Oh, izin verir misin? Size bir model lazım. Bu şirin kedicik olur. Mükemmel. Ha? Ay, ne kadar sevimli. Tasarlamaya hazırım. Hangi fırçayı kullansam? Çizmek için bir şeye ihtiyacım var. Bu mum boyalar olur. Hayır, olmaz. Onları koy. Bir sorunumuz var. Peki keçeli kalem kullanabilir miyim? Çok fazla seçenek var. Ah, bu çok can sıkıcı. Bir dakika, bir fikrim var. Biraz sinsice davranayım. Birazcık daha. Ha? Sakin dur. İşte fırsat. Aldım. O kadar da akıllı değilmişsin. Bunlarla ne yapacağım? Aa, en azından bir kalemim var. Başlasam iyi olacak. Önce düz bir çizgi çiziyorum. Sonra büyük bir üç rakamı çizeceğim. İşte böyle. Sonra kedinin kulaklarını yapacağım. Bıyıkları unutmayalım. Son olarak uzun kıvrık bir kuyruk. Biraz renklendirelim. Bu güzel görünüyor. Sıra gözlerini ve burnunu eklemeye gel. Benim kedim tekir olacak. Bunları daha koyu renk yapıyorum. Pembe pembe yanakları var. Çok sevimli değil mi? Bu kolaydı. Hey, bir tedimin farkındasın değil mi? Aa, yürü, baskı altında hiç iyi değilim. Çabuk olmalıyım. İşte. Kazanan belli. Hakem benim. Ve kazanan... Luna! Evet, biliyordum. Yaşasın. Hey, ne kazandım? Bir dakika. Bir değişiklik var. Vay canına, şuna bak. Elini çek kuyruğundan. Sen kötü bir kedisin. Köpekleri daha çok sevmeme şaşırmamalı. Açmak istiyorum. Olmaz, inanamıyorum bak. Ne, hiçbir şey göremiyorum. Buna sahiden inandın. Bu en eski numaralardan biridir. Ha? Nereye gitti? Uyuklarsan kaybedersin. Aa, boya. Bu eğlenceli olacak. Ay hadi. Ortadan kayboldular. Ama çok tuhaf. Chris, boyamı çalmışsın. Öyle oldu. Başın büyük belada. Kesin şunu. Bu tek boynuz zaten, sorunu ne? Bu yeni göreviniz. Oh, ağırmış. Karpuz çizeceksiniz. Bunlarla pek bir şey yapamam. Boyayı uzat. Sihirli kelimeyi söylemedin lütfen. Şimdi sanat eserimi ortaya çıkaracağım. Parmağını mı kullanıyorsun? Sanat fırçadan değil, gönülden çıkar. Evet evet, neyse. İçimde kötü bir his var. Acaba Chris'in resmi nasıl gidiyor? Ne yapıyor? Belki o kadar da kötü olmaz. Sen bana bakma. Aa, bunu nasıl yaparsın hey? Sakin ol, azıcık kaldım. Fırçayı noktaların üzerinde gezdiriyorum ve yarım bir daire yapıyorum. Bu iki renk bir karpuz dilimi gibi görünüyor. Şimdi gerisini yapayım. Bu karnım acıktırdı. Bitti. Şşt, beni engelliyorsun. Hey, süre doldu. Nasıl buldun? Aa, bu bir yelkenli mi? Karpuz meydan okumasını Luna kazanıyor. Oh, üst üste iki kez. Aa, çok lezzetli bir atıştırmalık. Sahiden güzel görünüyor. Sen ister misin? Evet, lütfen. Bu en iyisi. Ha? O kadarcık mı? Değerini bileceğim. Sanat dünyasının Romeo ve Juliet'i gibiyiz. Yalnız benim Juliet biraz serseri mizaçlı. Bana bakıp durmayı kes demiştim. Yine mi gününü göstereyim? Ah, kusura bakma. Açabilirsin. Lütfen sen aç. Ay, peki. Ah, kalemleri alıyorum. Boyayı alabilirsin. Bana bir hediye verdin. Ne? İşte sıradaki meydan okuma. Aşkı çiçeklerden daha iyi anlatan bir şey var mı? Aa, bu bir işaret. Bunlar senin için canım. Ah, en sevdiğim. Hayat mükemmel. Yanından hiç ayrılmayacağım. Sonsuza kadar beraberiz. Ha? Ne oldu? Yine ne var? Çok tuhafsın. Benimle kesinlikle flört ediyor. Ha, ah, muhteşemsin. Ah, galiba üşüttüm. Çiu! Vay
Aman canım, o nasıl hapşırmaydı? Acaba bu sefer ne yapacaklar ha? İyiyim, gayet iyiyim. Hapşırma! Bir dahaki sefer beni uyarır mısın? Resmim, bak ne yaptın. Bir dakika, bunu kullanabilirim. Bu harika bir fikir. Fırçayı kağıda sürüyorum. Bunu farklı yönlere doğru yapıyorum. Tıpkı bir çiçeğin yapraklarına benziyor. Aa, çok güzel oldu. Birkaç tane daha yapayım. Aslında bu bayağı rahatlatıcı. Ama şimdi dalları boyamalıyım. Bu kolay işmiş. Sadece ince bir çizgi. Fırçanın bir darbesiyle yaprağı yapıyorum. Güzel görünüyor. Şimdi çiçeğin alt kısmını yapıyorum. Son dokunuşları da yapayım. İşte bu kadar. Nasıl görünüyor? Bazı sorunlarla karşılaştım. En iyi işim olduğunu söyleyemem. Minimalizm de güzeldir ama. Etkileyici değil mi? Ve kazanan Chris. Evet, biliyordum. Tamam, işte tam zamanı. Bunu yapabilirim. Luna. Hepçi. Olamaz. Her şeyi mahvetti. Ah, galiba alerjim var. Bırak. Sen bırak. Vay canına, güçlüsün. Antrenman mı yapıyorsun? Bir sorun mu var? Hayır. Hey, hile yaptın. O senin sorunun. Bir bakalım. Aa, ne güzel. Onlar benim. Sadece bu iki tebeşirimi alabiliyorum. Bu hayal kırıklığı oldu. Onları da ben alayım. Senin hatan. Tebeşirime bak. Sırada bir salta müzem var. Bu basit olacaktır. Başlayın. Bu kolay olacak. Galiba bir sorunum var. Bu pek iyi gitmeyecek. Bahane bulmayı bırak. Üzümü çok severim. Sulu sulu ne güzeldir. Bütün gün üzüm yiyebilirim. Hmm, nefis. Öyle değil mi? Bu harika olurdu. Hmm, bunlar çok güzel. Hmm, bunu yapmak zorundayım. Galiba bir fikrim var. Bir kreatuar kullanarak tebeşiri tıraşlıyorum. Tozlarını kabaca kağıda üçgen şeklinde döküyorum. Sonra parmağımla iyice yediriyorum. Tebeşir kırıntılarıyla bir oval oluşturuyorum. Üçgenin üst kısmına kadar ovaller yapıyorum. Tıpkı üzüme benzedi. Bitince tebeşir tozunu üflüyorum. Şimdi kalemimle üzümlerin hatlarını çizeceğim. Böylece belirgin hale gelecekler. Üzümleri çizerken dikkatli olmalıyım. Resmimi berbat etmek istemem. Bunu resmin her yerinde yapıyorum. İyice belirgin hale geldiler. Ama daha bitirmedim. Işık yansımaları için beyaz bir kalem kullanacağım. Daha ustaca durmasını sağlıyorum. Şimdi sıra dallarında. Bunun için kahverengi bir kalem kullanıyorum. Vay canına, harika oldu. Hey Luna, 1, 2, 3 deyip resimleri gösterelim. Nasıl olmuş? Vay canına, Chris'in çizimini çok beğendi. Vay harika, çok güzel olmuş ama kazanan Chris. Evet, bu muhteşem. Gerçekten kazandın mı? Anneme teşekkür etmek istiyorum. Aa, vay canına, şu üzümlere bak. Bunları afiyetle yiyeceğim. Luna, şunlara baksana. Ne şanslısın, onları ben istiyordum. Aa, şimdi kendimi kötü hissettim. Bunun tek yolu var. Luna, almanı istiyorum. Aa, bu bir şaka değil mi? Pekala, burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, tuvalime bakmayı kes. Neyse, peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte, çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin?
Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyin ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da Şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı bir deyim değil mi? Tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi? Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Görünüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha, bitirdiniz mi? Harika olmuş. Tamam, şimdi bana 5 dakika daha verin. Peki o zaman. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Uf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma aldı resmen. Anne! Lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon? Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına, bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet, çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetri de harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. İşte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Ne haber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak, kusura bakma. Dur, sana yardım edeyim. Anne yumuşak. Vay canına. Alayım onları. Tabii. O zaman. Pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye, son bir bakış atmalıyım. Evet, bu çocuk beni gerçekten etkiliyor.
Ha, işte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisin yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Aa, yoksa olmadı mı? Ha, korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Öf! Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden optan bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçe. Of, talihsiz bir durum. Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz. Başaracağımı biliyordum. Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz. Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun? Evet. Böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı. Ha, evet. Sen ne dedin? Ama Susan, sen çok fenasın. Of, bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah, pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Aa, sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Jack o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Fırçam hazır. Uf, daha bir kere bile kullanamadım. Her neyse, en azından elimde bu var.
Olamaz. Bunu neden yaptım ki? Ne oldu? Boya fıçımı ikiye böldüm. Aa, çok kötü olmuş. Hey, bir dakika. Şu makarnayı görüyor musun? Tüm makarnayı bir arada tutmak için lastik bandı uca takıyoruz. Şimdi bunu kaynar suyun içine daldırıyoruz. Süper. Tam olması gerektiği gibi. Şimdi al bunu kullan Alex. Bu makarna değil mi? Onunla resim yapacaksın şapşal. Boyayı batır ve devam et. Hazır mısın? Hadi yapalım şu işi. Gerçekten işe yarıyor. Harika. Yarışma mı? Ay çok heyecanlıyım. Evet yaşasın. Yaşasın. Ama şimdi bazı aletlere ihtiyacımız var. Al bakalım. Hey şuraya bak. Ha, şunları mı çizmek istiyorsun? O benim en sevdiğim renk babacığım. Tamam o zaman. İşte aldım seni. İstediğin buydu değil mi? Hadi başlayalım o zaman. Zaman tut. İşe koyulsam iyi olacak. Oğlum hadi birini seç. Ha, bunlar benim. Ha, bana kalanlar da bunlar mı yani? Hmm. Ha buldum. Şu su nasıl olur acaba? İşler ilginçleşmek üzere. Kalemi bu suya batırıyoruz. Sonra ucunu geri takıyoruz. İşte oldu. Evet istediğim şey buydu. Baba. Hey şuna bir bak. İstersek farklı renklerde kullanabiliriz. Bak ortaya ne çıktı. Kolaysa bununla yarış bakalım. Sen bir de bu şahesere bak. Of olamazsın. Seninki çok daha iyiymiş. Bu haksızlık ama. Ah ağlama oğlum. Sen de geliştireceksin resmini. Hey görünüşe bakılırsa ben kazandım. Bir dakika. Benim param var. Aha işte böyle. Ne? Evet onu istiyorum. Lütfen onu satın almak istiyorum. Aa, çok ikna edicisin. Al bakalım. Kazanan ben oldum şimdi babacığım. Benim için hiç sorun değil. Pekala sırada ne var? Çok sıkıldım. O zaman televizyonu izleyebiliriz. Yok olmaz. Hayır. Bir bakalım. Bilemiyorum. Bu ilgi çekici görünüyor bak. Sevdim bunu. Hadi başlayalım. İşte bütün renkleri kullanacağım. Bir bakalım. Buraya bir çizgi çekeyim. Buraya da biraz çimen. Olamazsın. Suyum döküldü her yere. Ay çok fena. Çiçeğim mahvoldu. Hayır. Harika resmin mahvoldu. Of. Ay buna inanamıyorum. Bu haksızlık. Bir daha asla resim yapmak istemiyorum. Çok üzücü. Ama belki de bu durum o kadar kötü bir şey değildir. Ne yapacağımı biliyorum. Bak şimdi bu günümüzü kurtaracak. Peçetenin suyu emmesini bekliyoruz. Sonra geri kalanını çizmeye devam edebiliriz. Bu sayede resmimiz dokulu olacak. Bu çizim karalama gibi görünse de buraya bir sürü yaprak çiziyoruz. Bu şekilde sivri uçları da ekleyebiliriz. Hiç acele etmiyoruz çünkü buna değecek. İşte neredeyse bitti. Üstünden bir kez daha geçmek hiç fena olmadı. Elin yorulmaya mı başladı? Hiç stres yapma. Neredeyse bitirdik. Yalnız kökünü unutmuyoruz. Şimdi de çimenleri çiziyoruz. İşin sihri ayrıntılarda gizli. Buralara eğlenceli bir şeyler ekliyoruz. Hey Alex baksana. Ne var? Çiçeğini tekrar çizdim bak. Beğendin mi? Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Peki ya seninki? Benimkini unutmuşum. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor.
Aa, bu çok kötü oldu. Tabii buna ne dersin? Ha, tabii ya. Bunu nasılsa birlikte başardık. Takım çalışması hayalleri gerçek kılar. Poz ver baba. Selfie çekiyorum. Baba o güzel. Çok güzel bir kız. Şuna baksana. Onu seviyorum, anladın mı? Onun resmini çizmek istiyorum. Vay canına. Neden olmasın? Ama insan resmi yapmayı bilmiyorum ki. Sanırım sana yardım edebilirim. Ne? Sadece gördüğünü çiz. Anladım. Bunu yapabilirim. Hazırım şimdi. Ben de evlat. Ama keşke ne çizeceğimi bilseydim. Sanırım kalp çizmek en güvenlisi. Ne de olsa kalp demek aşk demektir. Tamamdır. Peki Alex ne çiziyor? Bu kalpler harika oluyor. Daha önce hiç kalp çizmemiştim. Of, kimi kandırıyorum ben. Kalp çizmek çok zormuş. Benimkiler fena olmadı. Benimkilerse berbat. Hadi ama kendine bu kadar yüklenme. Yardım et bana baba lütfen. Al benimkini o zaman. Hayır, ben kendim yapmak istiyorum. Anladım. Peki bir düşüneyim. Peki şu kurabiye kalıplarına ne dersin? Küçük bir patates alıp üstüne bu kurabiye kalıbını bastırıyoruz. İşte bu kadar. Hey Alex, şuna bir bak. Hadi ama baba, patates mi? Anlamadın ki olayı sen. Bununla baskı yapacağız şimdi. Ne peki? Kırmızı lütfen. Şimdi de bunu kağıda mı basıyorum yani? Evet, kesinlikle öyle. Pekala, işte başlıyorum. Bak işe yarıyor. Babacığım sen bir dahisin. Hayır, asıl sen müthişsin. Çok etkileyici. O zaman görüşürüz. Benim kalbimden seninkine. Gerçekten mi? Bayıldım buna. Evet, sanırım buradan devam edeceğiz. Bakalım neler oluyor. Hey, nasılsın? Ne zamandır konuşmuyoruz. Manikürümle uğraşayım madem. Sonunda bir şeyler oluyor. Şu ışığa bak. Uzaylı gibi, UFO gibi bir şey geliyor. Heyecanlandım. Bu çok havalı. Şimdi ne olacağını çok merak ediyorum. Dur biraz, elsiz mi kalmak zorundayım? Hadi ama, bu hiç adil değil. Ben de tek elle oynayacağım ama hiç şikayet etmeyeceğim. Ufak uzaylımı çizme zamanı geldi. Kafası şöyle olsun. Şimdi de vücudunu yapalım. Kollar olmadan minik uzaylı dostum tamamlanmış olmaz. İki tane tabii. Sonra da minik ince bacaklarını çizelim. Biraz da detaylandıralım. Klasik büyük siyah gözleri de lazım. Sonra da minik burnu ve ağzı. Şimdi de ayaklandırıp hareket ettirelim. Uf, elini kullanabildiği için çok kolaymış gibi görünüyor. Amanın, yanı başımızda gerçek bir uzaylı var. Sabahım ve kalemim ne bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapmış. Bir uzaylı çizmeye çalışmış gibi. Hey sayın uzaylı kişi, benim tabağımda ne yaptığıma bir baksana. Gördün mü, su hareket ettiğinde onu dans ettirebiliyorum. Hey şu harika hareketlerin mükemmelliğine bak. Sen de sevdin mi? Eminim bayılmışsındır. Evet, bayılmış işte. Şu harika uzay pastasına bak. Vay, benim önüme bırakıyor. Sanırım benimki oldu. Al, bu da senin olsun. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta olabilir. O pastayı kaptı. Peki ya ben? Hiçbir şey alamadık yine. Tabağımdaki şu uzaylı karalaması haricinde. Hey, beni tabağıma ne dersin? Bunu da istemez misin? Belki bir pastayla takas edersin. Hayır mı? Ne demek bu ya? Bunu çizen sendin. İnanamıyorum ya. Bu harika görünüyor. Isıracağım hemen. İşte leziz bir uzay pastası böyle olmalı. Bu meydan okumayı kazandığıma sevindim. En sevdiğim şekerler bunlar. Meyvenin tadına varıyorsun. Tropik aromalar bence kesinlikle daha iyi. Dur bir saniye. Bir fikrim var. Şunların bir kısmını boşaltayım. Rengarenk ve çok güzeller. Pembeye bayıldım. Şimdi de biraz düzenleyeyim. Ben mavilerle başlayacağım. Şimdi de pembeler. Tamamdır. Hepsini düzenledim ve sihri hazır hale getirdim. Evet, işe yaradı. Umduğum gibi Popit'e dönüştü. Artık patlatmaya başlayabilirim. Hey, bu ne ya?
Bir de ne yapıyorsun sen? Resim yapıyor olmamız gerekiyor. Aa tabii ya, unuttum. Pop-it yüzünden kafam karıştı sanırım. Evet, bu sefer ellerimi kullanabileceğim. Hem de ikisini birden. Hah, işte benim sıram. Şununla biraz oynayayım o zaman. Aslında bunu eserim için kullanabilirim. Şu renklerle başlayayım. Peki, pop-itlerin içini fırçamla boyayayım. Bittiğinde nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tamamdır, şimdi de aynısını pop-it'in turuncu sırasıyla yapayım. Peki, bu da bitti. Şimdi bir deneyeyim bakalım. Pop-it'i kağıdımın üstüne çevireyim. Şimdi de patlatalım. Kırmızı, kırmızı, mavi de şuraya. Ya iki eline birden izin verildiği için rahatça kullanıyor. Bekle biraz, ne yapacağımı biliyorum. Sıra sende burnum. Benim fırçam olacaksın. Oh, boya biraz soğukmuş. Şimdi kağıdıma burnumla birkaç boya beneği yapayım. İyi gidiyorum, renkleri değiştirelim. Bak, ben de pop-it şekillerini burnumla yapıyorum. Yaşasın, ben de benimkini bitirdim. Hiç yalan söyleyemeyeceğim, gayet güzel olmuş. Noktalarımın ne kadar mükemmel olduğuna bir bak. Seninkilerden çok daha güzel. Oo, büyüler geri geldi. Pop-it kurabiyeleri. Afiyet olsun. Oo, vay, bu çok çok lezzetli. Kesinlikle çok güzel görünüyor. Ben de bir ısırık alacağım. Hey, şu ışığı görüyor musun? Oo, görünüşe göre bu sefer kutu açmamız gerekiyor. Ben bunu alacağım. Yok artık, bak benimkinde ne var? Sprey boya kutuları. Acaba benimkinde ne var? Sadece sallayarak anlayamıyorum. Açacağım. Vay, bir kutu dolusu boya kalemi. Bayıldım hepsine. Oo, şuna bak, küçük bir kutu daha. Sence içinde ne var? Açıp bakacağım. Ha? Bunu hiç beklemiyordum. Jelibondan bir göz bu. Yumuşacık. Pekala, bunu yiyeceğim çünkü acıktım. Gayet lezzetli. Bir de sakız gibi. Bayıldım. Vay, çok iyi bir atıştırmalıktı. Keşke daha fazla olsaydı. Hey bak, bu sefer ikimiz de ellerimizi kullanabileceğiz. Tamamdır, eldivenlerimi aldım ve sanat yapmaya hazırım. Şu maviyle başlayacağım ve ortada mavi bir kısım oluşturacağım. Şimdi de bu bardak boyama kılavuzluk edecek. İşte böyle elimizde mükemmel bir mavi daire oldu. Sonra da tabağa ihtiyacım olacak. Kağıda yüzüstü koyacağım. Siyah boyayı püskürttük. Tamamdır, ortada bir göz bebeği olması için biraz siyah olsun. Sonuçta bu bir göz olacak. Kalemlerim ve tek elimle göreve hazırım. İşte başlıyorum. Tek elimle göz çizme zamanı. Şimdilik gayet iyi gidiyor. Sanırım şimdi bitti. Tada! Ufak mutlu yüzüm bitti. Oo, nasıl yaptın bunu? Neyi? Ufak tatlı gözümü mü? Gerçekten inanılmaz olmamış mı? Yok artık, sihir resmimi başka bir jelibon göze dönüştürdü. Ama bu seferki devasa. Hadi canım, nasıl ya? Dev gibi resmen benim olabilir mi? İmkanı yok. Bu sefer benim. Şimdi bana izin verirsen dev gözümü yiyeceğim. Ah, of, gerçi ben de ona pastamdan hiç vermemiştim. Ah, ne oluyor? Bu da ne? Bir tane daha mı? Durmuyorlar. Bu çok hoş görünüyor. Matthew buna bayılacak. Of. Belki de hiç beğenmez. Bunu düzeltmem lazım. Harika, silgim bitmiş. Neyse, kalem kutumda bir tane daha var. Nerede şu? Bir tane olduğundan eminim. Bir saniye. Şşt. Gina, silgini kullanabilir miyim lütfen? Tabii ki. Al. Pardon. Ay. Çok sağ ol. Makbule geçecek. Tam ihtiyacım olan şey. Silgim hala Matthew'da. Gidip onu göreyim. Ona sürpriz olacak. Of, ne kadar uzakta yaşıyormuş. En azından daha sonra duş almama gerek olmayacak. Keşke yanımda ceketim olsaydı. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ne? Bugün çok güzelsin. Buna inanamıyorum. Üstelik elinde silgim var. Bu çok kötü. Aptal Matthew. Bunu nasıl yapabilir? Ona bir daha asla silgimi vermeyeceğim. Ben şimdi ne yapacağım? Gina, ne? Sen ne kadardır oradasın? Kalem tıraşı kullan. Nasıl yani? Bir dakika, anladım. Teşekkürler. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Önce kalem tıraşı ters çeviriyorum. Sonra altını tutkalla dolduruyorum. En üstüne dolana kadar tutkallıyorum. Şimdi tutkalın sertleşmesi için bırakıyorum. Bu kadar yeter. Tutkal kalem izini silecek. İşte gayet güzel siliyor. Şimdi resmimi tamamlayabilirim.
Nasıl? Sana yardımcı olabileceğimi düşündüm ve sana bunu aldım. Ay, çok şirin. Üzgünüm. Vay canına, bilimin bu kadar ilginç olduğu kimin aklına gelirdi? Ah, mesaj geldi. Of, olamaz. Cina'nın doğum gününü unuttum. Ona bir hediye almam lazım. Buralarda bir yerde kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İşte bu iyi bir başlangıç olabilir. Şimdi buna bir hediye bulmam lazım. Hey, bu kurdeleyi kullanabilirim. Çarptığım her yer sonra fena acıyacak. Pekala, artık yaratıcı olma zamanı. İyi gidiyor. İşte oldu. Harika görünüyor. Evet ama bunun içine ne koyabilirim? Oyuncak bebek mi? Bir bebek daha mı? Tam ihtiyacım olan şey. Olmaz. Peki ya çiçekler? Evet, bu iyi bir fikir. Çok güzeller. Bu arılar nereden çıktı şimdi? Beni soktular. Yok, olmaz. Risk alamam. İşte bu iyi bir fikir. Şaka mı bu? Olmaz. Hadi ama. Düşün bir şeyler. Buldum. Ona bir günlük yapabilirim. Sıradan bir defterle başlıyorsun. Şimdi defterin arka kapağını aç ve kenarına ince bir sıra tutkal sür. Tutkalı sağ ve alt kenarına uygula. Sonra sıra pembe kurdelede. Kurdeleyi tutkala yapıştır. Aynı şeyi başka pembe kurdelelerle alt kenarından aşağı doğru yap. Sonra yeşil kurdelelere ihtiyacın olacak. Onları sayfanın sağ kenarına yapıştır. Arada boşluk bırakmadan devam et. Şimdi defteri kapat. Pembe kurdeleleri yeşillerin içinden geçir. Sonra da yeşilleri pembelerin içinden geçir. Bunu yana ve üste kadar devam ettir. Bununla bir örgü efekti oluşturacaksınız. Şimdi defteri aç ve sayfanın en üstüne bir sıra tutkal sür. Kurdelelerin artanını kıvır ve tutkalla yapıştır. İyice bastırmaya dikkat et. Sonra tutkalı kurdelelerin üstüne uygula. Tutkalı sadece üç kenara uygulaman gerektiğini unutma. Şimdi tutkalın üstüne bir karton koy. İyice yapışsın diye üstüne bastır. İşte ev yapımı bir günlük. Umarım Cina'nın hoşuna gider. Artık doğum gününe hazırım. Sana bir şey aldım. Vay canına. Dolgu şeritleri. Teşekkürler. Cidden mi? Kutunun içine baksana. Tabii ya. Teşekkür ederim. Sen harikasın. Biliyorum. Ne ürkütücü. Mindy, burada mısın? Mindy, hadi cevap ver. Umarım gelir. Gözlerim. Demek geldin. Tabii ki geldim. Seni çok özledim. Senden ayrı kalmaya dayanamıyorum. Böyle gizli gizli buluştuğumuza inanamıyorum. Bütün gün bu anı bekledim. Ben de. Harun bakalım, okulda öpüşmek yasak. Şunu kulağımdan çekseniz nasıl olur? Ne dedin sen? Megafondan bir şey duyamadım. Kuralları biliyorsunuz. Okulda sevgili olmak yasak. Güvenlik buraya gel. Çabuk. Al götür şunları. Tamam, hallediyorum. İşimi çok seviyorum gerçekten. O zaman yapacak tek bir şey var. Umarım işe yarar. Çabuk olmam lazım. Neredeyse bitti. İşte oldu. Ne? Neredeyiz biz? Bak. Resim yarışmasına hoş geldiniz. Çok harika değil mi? Gerçekten mi? Sen. O taç sana çok yakışmış. Öyle mi düşünüyorsun? Utandırıyorsun beni. Artık kur yapmayı kesseniz. Sana bir şey vereceğim. Hadi yakala. Seni seviyorum. İşte yakaladım. Çok tatlı bir çocuk. Yarışmaya başlayabilir miyiz artık? Çok harika biri değil mi? Bir dakika, neler oluyor? Üzgünüm ama buna bakmam lazım. Nereye gidiyorsun? Gerçekten biz niye buradayız? Şu an sınavlara not veriyor olabilirdim. Sanırım buna ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Aramızda özel bir şey var sanmıştım. Bunu nasıl yapar? Nasıl yani? Birlikte çok mutlu olabilirdik. Erkek çocukları hep aynı işte. Evet ama tuvalet kağıdımın hepsini bitirdin. Bunu daha sonrası için saklıyordum. Bir fikrim var. Bu kartonu hafifçe sıkıp kalp şeklini veriyoruz. Sonra kırmızı boyanın içine batırıp ucunu bu şekilde boyayla kaplıyoruz. İşte hiç fena olmadı. Bak, damga gibi oldu. Şimdi bunu boş bir kağıda bastırabiliriz. Kartona bu şekilde hafif bir baskı uyguluyoruz.
İşte gördüğün gibi güzel bir kalp yaptık. Aynısından birkaç tane daha yapıyoruz. Üstüne birkaç kez bastırıp çizgileri kalınlaştırıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Yeter ki ağlamayı kessin. Her neyse bitti zaten. Her şey bana aşkı çağrıştırıyor. Kalbim çok kırıldı. Hiç mutlu olamayacak mıyım? Ha? Neler oluyor? Bir bakayım şuna. Kağıdı mahvediyorsun. Ama bu benim hatam değil ki. Sanırım acımı resmi yapmak için kullanabilirim. Hadi bir deneyeyim. Su damlacıklarının içine bu kalple çizerek başlıyoruz. Damlacıkların içine daha önce boya katmıştım. Bence böyle daha güzel görünüyorlar. Sanırım bitti. Çok içime sindi doğrusu. Ne düşünüyorsun? Vay canına, çok güzel olmuş hayatım. Bayıldım. Bu turu sen kazandın. Şaka mı bu? İyi de bir şeyler ortaya çıkaran benim. O sadece ağladı. Ne? Siz mi kazanmalıydınız yani? O zaman size de bravo. Şimdi kendinizi daha mı hissediyorsunuz? Her neyse canım. Of, çok yoruldum. Şimdi ne yapıyoruz? İyi bir maniküre ihtiyacım var. Şaka yapmanın tam sırası. Çok güleceğiz şimdi. Hadi yakala şu lazeri. Ha? Neler oluyor? Tuttum işte. Son anda kaçtı. Kesin şunu. Olmaz. Şu anda çok eğleniyorum. Artık yeter. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Şu defteri kullanabilirim. Sayfanın kenarına bu insan şeklini çizerek başlıyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Şimdi size gösteririm. Ama önce bitirmem lazım tabii. Sayfayı çeviriyoruz ve sonra yeni bir insan çiziyoruz. Yalnız bu sefer birazcık farklı bir pozisyonda çiziyoruz. İçini boyamayı da unutmuyoruz. Her sayfaya aynı şeyi yapıyoruz. Her sayfada karakterin hareketlerini hafifçe değiştiriyoruz. İşte böyle görünmesi lazım. Dans ediyor bakın. Bir dakika, bir şeyler oluyor. Kolum kontrolden çıktı. Kes şunu. Bu çok harika. Ne güzel dans figürleri öyle. Hiç komik değil. Aynı figürde değilim. Artık dayanamıyorum. Kes şunu. Peki, artık dersinizi aldınız sanırım. Nihayet. Çok yoruldum. Ben de sana bir oyun oynayayım da gör. Ne yapacağımı biliyorum. Ödeşme zamanı. Bir R çizerek başlıyoruz. Sonra altına bir çizgi ekliyoruz. Dışarı taşırmadan içini sarıyla dolduruyoruz. Şimdi sıra bir sonraki kısımda. Buraya Mindy'yi çiziyoruz. Sonra kollarını ve bacaklarını ekliyoruz. Daha sonra saçını boyuyoruz. Bence ona çok benzedi. Peki, elma yanakları ne demeli? Botlarını da unutmuyoruz tabii ki. Çok şeker oldu. Ama şu an bir şey eksik. Sağanak yağmur. İşte bitti. Ne bitti? Bak şuna. Bu sensin. Ha? Pek istediğiniz gibi gitmedi değil mi? Eminim kendinizi şu an çok tuhaf hissediyorsunuzdur. Biraz bekle de gör o zaman. Gösteri zamanı. Yağmur başlasın. Bekliyorum işte. Bir dakika, bu da ne? Durdurun şunu. Kim akıllıymış şimdi? Bu hiç hoş değildi. Neden böyle bir şey yaptınız ki? Bir daha böyle bir şey yapmasanız iyi olur. Sırf bu yüzden Mindy kazandı. Yaşasın. Çok yakışıklı bir çocuk değil mi? Merhaba tatlı şey. Sen daha tatlısın. Çok flörtçüsün. Hayır, sen öylesin. Senin yanındayken içimi mutluluk kaplıyor. Bu benim bana söylediği en tatlı şey olabilir. İn o masadan hemen. Seni kötü kedi. İnsan ya da neyse ne işte. Ne? Neler oluyor? Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok güzel bir kedi oldu. Güzel kedi ama erkek arkadaş olarak tercih ederdim. Sen de kokuyu aldın mı? Çok kötü kokuyor. Bence hiç fena kokmuyor. Biraz süt ister misin? Pardon. Sürekli hapşırma geliyor. Fark ettim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sanırım kedi tüyüne alerjim var. Halime bakın. Peki. Onu tekrar insana dönüştüreceğim. İnsan oldum tekrar. Bu koku da nedir? Koku senden geliyor. Bir duş alman lazım. Hala tadını alabiliyorum. Her yerdeler. Bunlar tüy mü? İşte bu yüzden evcil hayvanlardan nefret ediyorum. Makyajımı düzeltmem lazım. Bir saniye. Bu çiçekler çok güzel ama senin kadar değiller Mindy.
Sen bu çocuktan gerçekten hoşlanıyor musun? Pekala, ben ne yapacağımı biliyorum. Ne güzel şeyler söylüyorsun öyle. Şu saçından ver bakayım. Açıkçası bunu yapmak hoşuma gitti. Saç telini böyle uzatıp bu harika kırmızı renkteki rujumuzla boyuyoruz. Sonra teli bir sayfanın üstüne koyup böyle kıvrımlar yapıyoruz. Tamam, böyle oldu. Şimdi sayfayı kapatıp üstüne biraz bastırıyoruz. Ve saç telini yavaşça alttan çekiyoruz. Sonra defteri açıyoruz ve bu müthiş esere imza atıyoruz. Çok harika değil mi? Ne düşünüyorsun? Ha, biliyorum, süper yetenekliyim. Pudranızı alabilir miyim lütfen? Peki, al bakalım. Teşekkürler. Yüzüme biraz pudra sürmem lazım da. Bir saniye, bunu kullanabilirim. Makyaj süngerini buraya koyup biraz ıslatıyoruz. Sonra süngeri bir kalemle boyuyoruz. Ben morla başladım. Morla ufak bir kısmını boyuyoruz. Sonra başka renklere geçiyoruz süngerin. Tamamını böyle farklı renklerle boyuyoruz. Aynen böyle. Güzel oldu. Şimdi boş bir kağıda ihtiyacımız var. Süngeri kağıda bastırıyoruz. Bu şekilde bir süre tutup renklerin kağıda geçmesini sağlıyoruz. Süngeri kaldırdığımızda kağıdın üstüne rengarenk bir daire çıkıyor. Şimdi bunun için özel mesajımızı yazabiliriz. Ben bu mesajla ona neler hissettiğimi ileteceğim. Hat sanatına bayılıyorum. Çok zarif görünüyor. İşte oldu. Bitirdim. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi kağıdı kesiyoruz. Bunu ben yaptım. Oh. Bu senin için. Umarım sen de aynı hislere sahipsindir. Vay canına mindi. Tabii ki öyle. Hem de tüm kalbimle. Nehi, sen şuna bir baksana esas. Bu gerçek bir sanat çalışması. Tanrım, her şey kızıp duruyorsunuz siz de. Peki, siz kazandınız. Mutlu musunuz şimdi? Biz nerede kalmıştık tatlım? Zaten bütün istediğim buydu. Nanik. Hey, annemin yatağının altında ne bulduğuma bak. Vay canına. At serleri bakalım David. Bugün şanslı günün olabilir. Her yere dağıldılar. Ne kadar parlak. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu iyi bir fikir miydi? Bir dakika, hala yaşıyoruz. İşimizin bittiğini sanmıştım. Müthiş. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu da kim? Oyun zamanı. İçinizde binicilikten anlayan var mı? Ya da en azından at resmi çizebilir misiniz? Yaha! Bu ilginç olacak. Bana bir anda ilham geldi. Ben daha çok tek boynuzlu atları sevmişimdir. Tek boynuzlu at saçmalık. Kendine gel Gina. Hadi şimdi işe koyul, tamam mı? Ben kendi stratejimi takip edeceğim. Şurayı birkaç kez katlıyoruz. Ve sonra çizim kısmı geliyor. Kağıdın iki kenarı arasına böyle yaylar çiziyoruz ve sonra böyle görünene kadar çizmeye devam ediyoruz. Tamam, bu yeterli olmalı. Açıl susam açıl. Şimdi işler ilginçleşiyor. Bu şekli aynı benim gibi çiz. Yakında anlayacaksın, merak etme. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Ve aynı şeyi diğer tarafta yapıyoruz. Çok güzel. Bir şeylere benzetmeye başladın mı? Evet, bu bir tek boynuzlu at yüzü. Ama biraz daha ayrıntılandırmamız lazım. Bu harika kirpiklere bayılıyorum. Merak etme, bu çizgilerin hepsi sonunda anlamlı gelecek. Özellikle de eğlenceli renklerle böyle boyayınca. Bu sonuçta bir tek boynuzlu at. Bu biraz zaman alabilir. Ama böyle tek tek çizgilerle doldurduğumuzda görüntüsü çok daha güzel oluyor. Sabırlı sanatçı en iyi sanatçıdır. Bu yönteme güvenmek gerekiyor. Pekala, boynuzun işi bitti. Şimdi sıra tek boynuzlu atın en sihirli kısmını doldurmada. Ne kadar çok renk olursa o kadar iyi olur. Güzel renkler değil mi? Ve sonuncusu. Harika oldu. Oo, artık kalemlerinizi bırakın. Şimdi bana ne yaptığınızı gösterin. Pekala, nasıl olmuş? Aferin sana. Ha? Benimki de burada. Vay canına, ikiniz de bayağı yetenekli sanatçılarmışsınız. Balıklarla yüzmeye ne dersiniz? Oo, tabii ki.
Fikirler havada uçuşuyor. Güzel dedin. Gina balık çizmekte nasıl bu kadar iyi olabiliyor? Hey Gina, şurada bir hayalet var. Al bakalım. Ne? Of, şimdi başın belada David. Bunun moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. İyi bir sanatçı her şeyden bir şeyler yaratabilir. Bu çizgiler çok iyi işime yarayabilir. Bütün iş farklı düşünebilmekte. Ki ben bu işte bayağı ustayım. Hepsinin aynı olmasına da gerek yok. Hepsinin kendine ait bir tarzı var, görüyor musun? Ama biraz renk bu balıkları daha da canlandırabilir. Tekniğimi nasıl kullandığımı görüyor musun? Bunları da bu şekilde boyuyoruz. Dış çizgileri her şeyi yerli yerinde tutuyor. Şimdi aynı tekniği diğer iki balıkta kullanacağım ama farklı tasarımlar kullandığında renk skalasını değiştirmen lazım. Bu ufaklıkların rengi tatlı sarı olacak ve bu mor bölümlerde balığımızı ön plana çıkartıyor. Bunlar sonuçta bütünleyici renkler oluyor. Ama benim en sevdiğim renk turkuaz. O yüzden en iyisini sona bıraktım. Turuncu maviyle her zaman iyi gider. Orta kısmına hangi rengi kullansam? Sarı elbette. Sarı resme bir bütünlük katıyor değil mi? Bu kısımda rengin önemi büyük. Böyle yaptığımızda çok göz alıcı oluyor. Balıklar böyle çok eğlenceli oldu. Neredeyse baloncukları unutuyordum. İşte bitti. Verin o balıkları şimdi bana, hadi. O da bana birinciliği versin o zaman. Sanırım fena olmamış. Sen ne yaptın Gina? Şunları mı sordunuz? Çok güzel olmuş. Bu planım geri tepti anlaşılan. Şimdi sırada korkunç bir şey var. Ay'a baktım, seni gördüm, sana baktım, ayı gördüm. Oh. İşe nasıl biraz neşe katacağımı biliyorum. Aynı fikirdeyim David. Doldur bakalım. Biraz sana ve biraz da bana. Bir şey değil. Güzel kokuyor. E ama hiçbir şey çizmiyorsunuz. Pardon. Amanın, kahve lekesi mi? Bu çok kötü olmuş. Belki bunlarla bir şey yapabilirim. Bu güzel bir tesadüf oldu. Buna birkaç şekil ilave edip müthiş bir şeye dönüştüreceğim. Sıra harika kulaklarında. Sonra vücuduna geçeceğim. Bu küçük kolları da unutmamam gerek. Yüzü iyice ortaya çıkmaya başladı, görüyor musun? Ve renklerini seçmek de kolay. Özellikle de ismi boz ayı olunca. Çocukken oynadığım peluş ayıya çok benzedi. Bu çizgiler biraz tüylü görünmesini sağlıyor. Bacaklarını da dolduralım. Çok iyi oldu. Çok şirin görünüyor. Kalemleri bırakın arkadaşlar. Vay canına. İkimiz de oyuncak ayı çizmişiz. Aklın yolu birdir. Bu şeyi tanıdınız mı? Suda yüzer ve durmadan vaklar. Şimdi ördek mi çiziyoruz yani? Bir dakika, buldum. David, şu kuşlara bak. Selam çocuklar. Aa, tabii ya. Elimin çevresini çizerek işe başlıyorum. Sonra buna kuyruk gibi bir şekil ekliyorum ve çizgileri böyle birleştiriyorum. Sonra buraya da aynısını yapıyorum. Sırada kuyruğu var. Şimdi sıra minik ördek yüzünde. Gagasız kuş olur mu hiç? Ve benim dünyamda kuşlar rengarenktir. Tavus kuşları gibi yani. Şu muhteşem renklere bak. Ve pembeyle en iyi ne gider diye mi soruyorsun? Sarı elbette. Bu turu kesin ben kazanacağım. Ne mutlu görünen bir kuş bu böyle. Hadi görelim neler çizdiğinizi. Tada! Bu gerçekten komik bir ufaklık ha? Ama benimki daha renkli.
Hadi değiş tokuş edin. Güzel. Sanat paylaşmak içindir. Bu eğlenceli. Tamam, hadi at. Ya, kaybettim. Aa, döndürme sözü bende. Ne geleceğini merak ediyorum. Aa, bir sürpriz. Oo. Seçecek ne çok şey var. Aa, bunu şekerleme sanmıştım. Bu ne ki? Çizmek için kullanıyorsun. Ha, anladım. Böyle mi? Eğlenceli. Ne düşünüyorsun? Aa, peki. Onu böyle kullan. Bir spray çizecek. Yapman gereken tek şey kalemi oynatmak. Geri kalanını daireler yapıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok güzel görünüyor. Tamam, farklı bir renk deneyelim. Gördün mü, başka bir desen çıkıyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel görünüyor. Hipnotize edici. Ashley, iyi misin? Oho. Hadi çık şundan. Gürültülü olduğunu biliyorum ama. Bu işe yaramalı. Sahiden mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Aa, belki bu tüyü halleder. Uyan hadi. Apçı! Ne oldu? Evet, güzel dairelerim. Ha, harika görünüyorlar. Şarkı çevirebilir miyim? Hayır, sıra bende. Aa, hadi. Baş parmak savaşıyla belirlemeye ne dersin? Başla. Bu zaman alabilir. Bir dakika. Neden birlikte döndürmüyoruz? İyi fikir. Ne haber? Bu efsane olacak. Bir dakika, neredeyiz? Belki de gitmeliyiz. Vay canına, ilk dönmem. Bayağı heveslisin. Hadi şunu yapalım. Delirdin mi sen? Bu müthiş görünecek. Gıdıklıyor. Vay canına, şuna bak. En iyi işlerimden biri. Farklı oldu. Bayıldım. Onu benden uzak tut. Anne, kurtar beni. Sıra sende dostum. Olmaz. Ben çıçıktayı kullanacağım. Kelebeği kesip çıkarıyorum. Sonra bileğime ters olarak koyuyorum. Islatmak için tıraş losyonu lazım. Şimdi derime yapıştırıyorum. Acısız dövme. Bana yakıştı. Vay canına. Elbette. Kendimi çok hoş hissediyorum.